8'de sağlık devam ediyor tüm hızıyla. Şimdiki konuğum hepinizin yakından tanıdığı uzman estetisyen Figen Göl. Figen Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güneş gibi parladınız stüdyomuzda. Vallahi sizlerin sayesinde o enerji bana da geçiyor. Nasılsınız? Sizleri gördüm tekrardan daha iyi oldum. Çok sağ olun. Sizler iyisiniz. Karşılıklı. Şimdi benim karşımda bir uzman estetisyen bulunca öyle değil mi hocam? Ben neyi soracağımı şaşırıyorum. Oradan oraya, oradan oraya ama bugün de artık böyle bir bölgesel incelemeye girelim diye düşündüm. Bu diyet, spor, egzersize rağmen gitmeyen kalıcı yağ bloklarımız var ya özellikle kadınlarda karın, bu simitler değil mi? Erkeklerde göbek, basen tabii bölgelerimiz. Bu bölgesel incelemelerde ne tip uygulamalar var? Neler yapıyorsunuz? Bölgesel incelme için biz kullandığımız bir sistemimiz var. Derinin 3 milim altına inerek yağları parçalıyor ve bu yağları parçalarken kasınızı ya da herhangi birinize zarar vermiyor. Çevre dokulara zarar vermiyor. Hiçbir zarar yok. Emziren annelere bile uygulayabildiğimiz bir yöntem. Bunun haricinde de siz parçaladığımız yağları bol su tüketerek idrar yoluyla atıyorsunuz. Yanında da biz tabii ne kadar bu zayıflama işlemleri yapılıyor olursa olsun kişilerin kilo vermesi mümkün değil. Eğer dikkat etmezlerse. Çünkü hiçbir makine size kilo verdirtmez. Yanında mutlaka küçük küçük eğer kişi dikkat eder, diyetler yapar, yürüyüşler yaparsa da çok hızlı bir şekilde kilo vermesini sağlıyor bu tarz makineler. Yani bu makinelerden sonra yine destek programı olarak beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ve aynı zamanda egzersizin hayatımızda olması gerekiyor ve bol da su tüketmemiz gerekiyor ki kesinlikle bu bölgesel incelme aslında kalıcı olsun. Kesinlikle. Peki hangi bölgeleri uyguluyoruz? Uyguladığımız özel bölgeler var mı? Tabii daha çok altı bölgemizde güzel sonuç alıyoruz. Yani bu gıdı bölgemiz, evet, bu çene hattımızı kaybetme, bu yağ birikintisinden dolayı orayı parçalayabiliyoruz. Kollarımızda en çok kolda aldığım şey, şimdi aynı zamanda makinamız elastiketi de harekete geçiriyor. Deriyi sıkılaştırdığı için yağları yok ederken bu hani yağlarım gitti, derimde şey mi oldu, sarkma mı oldu? Hayır, o sarkmayı aslında da toparlıyor. Aslında orada lifting etkisi de yapıyor. Yaratıyor aynı zamanda. Özellikle kilo verdikten sonra o sarkan cilt için o lifting etkisi çok önemli. Kesinlikle. Aynı zamanda göğüs küçültmede kullanabiliyoruz. Göbek bölgemizde, simitlerimizde, basenlerimizde ve bacak içlerimizde çok güzel sonuç alıyoruz. İç yani bacak ve dış bacak ve kollar galiba kilo sonrasında en çok sarkan yerler değil mi? Aynı zamanda hem sıkılaştırıyor hem o kalan bir yağ parçası varsa da onun atılmasını sağlıyor. Ama yine ne olacak? Bol su içilmesi. Tabii ki. Yani eğer vücutta kırılan, parçalanan yağların vücudumuzdan atılması için öncelikle suya ihtiyacımız var. Kesinlikle. Eğer su içmezsek herkes, bütün danışanlarımıza da söylüyoruz, eski haline geri döner. O parçalanan yağlar illa bir şekilde atar gibi düşünmesin. Kişilerin bu yani bu işlemi yaptırıyor oluyor olmasın. Su zaten hayatımızın en önemli şeyi. Cildimiz için, bu zayıflamalar için ve günlük hayatımızı daha sağlıklı devam ediyor olabilmemiz için. O yüzden de biz hep diyoruz, eğer su içmiyorsanız hiçbir sizi zayıflama işlemlerini almayalım. Diğer işlemleri yapmayalım. Bizi de yormayın, kendinizi de yormayın. Bence sağlık için zaten kesinlikle su içmek gerekiyor aslında. Estetik kaygıdan ziyade vücudumuzun görevlerini yerine getirebilmesi için, sağlıklı bir birey olabilmemiz için günde 2-2,5 litre değil mi? Evet. Tüketmemiz gerekiyor. Hocam tükettiniz mi bugün o kadar su? 2 litre tüketmedim. Daha olmadı. Hocam yazdı 1 litre değil mi ama daha bir sonlar var. Mutlaka tüketiriz. Peki şimdi bir sorum daha olacak. Bölgesel incelmede ne tür destekleyici işlemler kullanılır? Biz daha çok lenf drenaj, elektrostimülasyon ve G5 işlemlerini öneriyoruz. Lenf drenaj zaten artık bu fizik tedavilerde de kullanılan, ödem atmasını, kan dolaşımını hızlandırmasını, toksinleri atmasını sağlayan bir şey. Biz parçaladığımız o yağlar poşet gibi dururken lenf drenaj sayesinde daha hızlı bir şekilde vücuttan atılmasını sağlıyoruz. Elektrostimülasyon pasif jimnastik dediğimiz işlemde de kişinin evet zamanı yok, çalışıyor yoğun, yattığınız yerden bir daha spor yaptığınızı düşünün. Kaslarınızı harekete geçiriyor ve bunları geçirirken de derinizi sıkılaştırıyor. Bu uygulamalardan sonra muhakkak lenf drenaj öneriliyor. Evet, doğru mutlaka muyum? Öneriyoruz. Ama spor da yanında tekrar yapması tabii gerekiyor. Ki, yani kişi kesinlikle ben lenf drenaja girdim, işte lenf kanallarım hareket etti, tekrar egzersiz yapmama gerek yok diye bir yanlış bilgiye kapılmasın. Yok, kesinlikle. Ya günlük hayatımızda daha yataktan kalktıktan sonra egzersiz hareketlerine ihtiyacımız var. Siz zayıf olun ya da kilolu olun hiç önemli değil. Vücut sağlığı için bir kere önemlisi, bizim hani geleceğe yatırımı başka bir hastalık olduğu zaman vücudumuzun kasları, kuvvetinin olmasının için olmazsa olmazımız da egzersiz. Tabii bireysel incelme deyince ilk akla gelen selülitler oluyor.
portakal kabuğu görüntüleri. Evet, ne yazık ki. Selülitler için neler yapıyorsunuz? Bunun için özel bir yöntem var mı? Tabii biz daha çok G5 yöntemini kullanıyoruz. G5 masajını, ama sadece G5 masajı yeterli değil tabii. Kan dolaşımı hızlandırırken oradaki yaptığımız masaj tekniğiyle doğru yağlarla uygulaya olmamız lazım. Mesela biberiye yağ gibi. Aynı zamanda selülit kremiyle beraber işlem yaparsak kişinin daha 10 seansta ciddi bir selülit kaybını %70-80'e yakın sonuçlar alıyoruz. Ama kaçıncı derecede selülitte? Şimdi biliyorsun selülitin de dereceleri tabii var. Ki. Hani bir derecesi de var, 4. derecesi tabii ki de var. Diyelim ki size bir danışan geldi, hani 4. derecede selülitleri var. Ona daha mı bir yoğun kür uygulanması gerekiyor? Tabii yani ki. Orada 3-4 aylık bir sürece ihtiyaç tabii var. Tabii ki. Hem ayrıyeten mutlaka bir spor hocasıyla danışmasını gerektiğini söylüyoruz. Aynı zamanda beraber bir yol yapıyoruz. Yani bu 10 seans geldi. İşte haftanın 2 günü girdi. Bu kadar kısa bir sürede değil. Daha uzun bir süreç bekliyor. Çünkü daha fazla bir selülitin haricinde ciddi bir bacak kalınlığı var. Hem onun incelmesi hem selülitleri yok etmemiz için bizler onlara destekleyici oluyoruz. Beslenmesine dikkat edecek. Çok önemli. Yine bol su içecek. Zararlı gıdalardan, cipslerden, şekerlerden. Uzak duracak. Bundan, tuzdan. Ay ne çok liste var. Listeler felaket. Ama önce azmetmek ve istemek gerçekten. Kesinlikle. İstedikten sonra kalıcı sonuçlara ulaşılır diye düşünüyorum. Peki buradan bir de epilasyona gelelim mi? Bu hayatımızı kolaylaştıran, hayatımıza böyle bir magic, sihirli değnek gibi değen. Kesinlikle. Epilasyonla ilgili biraz bilgi alalım sizden. Epilasyon sistemleri nelerdir? Şu an genelde 4 sistem uygulanıyor. İşte IPL, iğneli epilasyon, Alexandrite ve Dios sistemleri kullanılıyor. Mesela IPL daha bir ses ışını olarak, hani lazer olarak geçmez, ses ışınlarıyla kıla köke müdahale eder. İğneli epilasyon bir akım verir kıl köküne. Diyot ve Alexandrite ise lazer ışını verir ve kökü söndürür belli bir aşamalarına göre. Diyot soğuk üflemeli bir epilasyon türü diyebiliyorum. Yani o Alexandrite buz lazer. Yani buz başlık oluyor diyot. Acı biraz daha az, doğru muyum evet. Şeyde diyot yani olanlarda? Diğer işlem mesela Alexandrite ya da diğer işlemlere göre bayağı ciddi bir hani kişi farkı yok. Hatta gelen danışanlarımızdan neden acı yok, işlemi mi iyi yapamadınız diyor. Ve sonra kontrole geldiği zaman herhangi bir o kıl kaybını görünce kusura bakmayın diyen bir sürü danışanımız var. Peki eskiye 4 nazaran, mevsim uygulayabiliyor musunuz? Tabii ki uygulayabiliyoruz. Her türlü yani artık, IPL'i de, diyotu da. Yani bazı makineler uygulanmıyor. Diyot sisteminde şu an 4 mevsim uygulanabilen var. Makinalarımızın ten tipleri var. Ve şöyle kişi eğer güneşten kollayabilirse yazın da uygulama yapabiliyoruz. Ama daha çok yazın kişi dikkat etmiyor. Güneş koruyucusunu düzenli kullanmıyor. Bu sefer daha güneş görmeyen yerlerini öneriyoruz. Ama hani tatile gidecek artık son seanslarına denk gelmiş. Tabii ki uygulama yapıyoruz. 10 gün sonra çok rahat suyuna, denizine, her şeyine girebilir. Herhangi bir lekelenme yapmıyor artık. Diyot sistemli yeni en son sistemli başlıklar. Peki erkek danışanlarınız yoğunlukta oluyor mu? Evet. Çok daha fazla. Aslında kadınlardan eskiye nazaran erkekler çok daha meraklı. Yani ilk mesela daha öncelerde bu tarz merkezlere kadınlar ilgi gösteriyordu. Evet. Erkeklerden o neymiş ki diye. Yani bu manikür olsun, pedikür olsun, cilt bakımı olsun, epilasyon olsun. Çünkü bu bir geleceğe de yaptığımız yatırımdır. Tabii. Hastalığı var, yaşlılığı var. Günlük hayatı kesinlikle inanılmaz kolaylaştırıyor. O yüzden bu tarz sistemler erkekler daha meraklı. Kadınlar erkeklerimiz de artık metroseksüelleşti değil tabii mi? Değil. Daha bakımlı, daha tabii, fresh. Yani kişisel bakımlarına önem veriyor. Bu da harika bence. Kesinlikle. Peki epilasyonda şey var mı? Yani bir seans adeti verebiliyor musunuz? Çünkü bizler yaşadığımız sürece hormonlarımız devam ediyor. Tabii ki. Hormonlarımız devam ettiği sürece de yani işte kıllar çıkmaya devam ediyor. Hani böyle bir garanti var mı epilasyonda? Yani şöyle yüzde eski oranı verebilirsiniz. Tabii belki ki yani şöyle %70-80 ciddi sonuç alıyoruz. Daha sonrasında tekrar mı çıkıyor? Mesela Dios sistemde öyle bir şey yok. Aslında hiçbir makinede şöyle doğru tarama yaparsa uzman arkadaşımız her makinede ciddi işlemi sonuç alıyorsunuz. Yani şu makine mi daha iyi diyemezsiniz. Çünkü burada uzman arkadaşın işlemini doğru yapıyor, doğru tarama yapıyor olması lazım. Yani diyot başlıklı yapan da sonuç almamış danışanlarımız var ama ben diyot yaptırdım. Çünkü uzmanımız doğru tarama yapmamış size. Ve şimdi şöyle 6 seansta biz kadınlarda çok ciddi sonuç alıyoruz. Daha sonra senede bir kere geliyor. Mesela paketlerimiz kontrol seanslarına geliyor gibi. Tek tük çıkıyor. %10 ya çıkıyor ya çıkmıyor. Ama erkeklerde öyle değil. Östrojenden dolayı tekrar hormonlar harekete geçtiği için onlara bir üst seviye daha bir seanslar gerekebiliyor. Kadınlarda daha hızlı sonuç alıyoruz.
Peki kıl kökünün yapısının bir önemi var mı burada? Hani daha sert kıl kökü yapısına sahip bir kadını düşünebiliriz. Bu yaptırdığı yine işlemlerle alakalı, yani makinalarla alakalı. Mesela diyot sistemi makinamız ince ayva tüyü kadar görebiliyor artık. Evet. O derece gelişmiş onu durumda teknoloji. Onu soracaktım, yüzdeki bu göbek bölgesindeki ayva tüylere bu cihazlarla girebiliyor musunuz diye. Kıl kökümüz siyahsa girebiliyoruz diyotta. Evet, mesela artık eskiden IPL ya da Alexandra adlı işlem yaparlardı. Daha sonra iğneliğe gönderirlerdi o küçük şeyler için. Ve iğneli de biliyorsunuz birazcık acılı bir işlem. Ne olursa olsun bir acılısı iğneli galiba. Evet, kıl köküne bir akım veriyor. Diyotta ise ayva tüylerini çok rahat görebildiği için kıl kökünün siyah olması yeterli ya da koyu kahve. Sarıysa ve beyazsa görmez. Yani bu tarz evet. Makinenin hiçbiri görmez iğneli haricinde. O yüzden ayva tüylerinde de çok ciddi sonuç alıyoruz. Yani o yüzden herkes artık diyot sistemi, buz başlıklı diyot sistemi yönelmiş durumda. Peki buz başlıklı diyot sistemi ayva tüylerinde, yani yüzdeki ayva tüylerinde yazında kullanabiliyor muyuz? Eğer güneşe çıkmayacaksak, herhangi bir kısa zamanda tatile gitmeyeceksek, ne olursa olsun diyot diğer sisteme göre derinin en alt katmanı geliyor. Evet, biz makineyi kullanırız, leke yapmaz ama bunu gelecek olarak düşündüğümüz zaman cildimiz yatırım yapıyoruz ve oradaki en kökü iniyor ve o sonuçta epidermisin de altına dermise iniyor ve o kıl kökü açık oluyor. Bütün ışınları, bütün hastalıkları çağırıyorum demek ben eğer güneş kurucum ve bakımımı yapmazsam. O yüzden yazın mesela daha bir seans, iki seans yapıyoruz kişileri. Her dakika düzenli gelmiyorlar ki eğer kışın başladıysa ihtiyaçları olmuyor. Şu an aslında tam mevsimi lazer epilasyonun yaptırmak için. O zaman ekran başındaki sevgili seyircilerimize ne diyoruz? Şu an doğru sezonda epilasyon yaptırmak isteyenlerin hemen başvurması lazım ki yazın kesinlikle rahat etsinler. Çok büyük rahatlık olur. Ama yani yazında yapılıyor muyuz? Eğer güneşi 10-15 gün sonra çıkacaksa hiçbir problem yok, yapabiliyoruz. Lekelenme yapmıyor. Burada bir de aslında şu konuda da danışanları uyarmak lazım. Yani bir jinekolog olarak özellikle öneriyorum ben de fazla tüylenme, fazla kıllanma artışı bazen hormon bozukluğuyla, hormon bozukluğu sebebiyle meydana gelebiliyor. Mutlaka jinekoloji kontrollerini de ihmal tabii etmemeleri ki lazım. Zaten konsültasyon kağıdı doldururken mutlaka soruyoruz. Evet. Herhangi bir ilaç kullanıyor mu? İşte herhangi bir hormonsal problemi var mı? Yani herkese mi uygulanır epilasyon? Hayır. Kişinin bir problemi varsa doktor eşliğinde mutlaka danıştırarak. O yüzden o esnada sizlerle çok bağlantı kuruyoruz. Yani hocalardan danışıp evet artık başlayabilir. Mesela bir böbrek üstü bezlenmeden dolayı inanılmaz tüylenme oluyor. O kişiye ben ne kadar işlem, epilasyon yapıyor olayım ama kişi tekrar kıllanmaya devam eder. İlk önce problemi de söndürüp bizlere lazım gelmeleri gerekiyor. Aynen öyle. Figen Hanım çok teşekkür ederiz sizlere. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar bekleriz. Çok faydalı bilgiler paylaştınız bizlerle. Bugün 8'de Sağlık'ta uzman estetisyen Figen Göl'ü ağırladık. Bizimle çok faydalı bilgiler paylaştı. Bölgesel incelme, selülit tedavisi, lazer epilasyon, diyot epilasyon gibi çok değerli bilgileri paylaştı. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. 8'de kalın, sağlıklı kalın.